Doktor Meltem Çam ben. Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanıyım. Genellikle gebelerimizden en çok gelen sorulara göre ufak bir sohbet yapacağız. Gebe kalmadan neler yapılmalı? Genellikle en başta sorulan bu. Gebe kalmadan evvel aslında yapılması gereken çok özel şeyler yok. Her kadının normalde senede bir kere düzenli bir kadın doğum muayenesi olması, rahim ağzından kanser tarama testi dediğimiz smearinin yapılması gerekmekte. Bu sırada da mutlaka muayeneler sırasında ultrasonla rahim ve yumurtalıklarını hastaların mutlaka değerlendiriyoruz. Bunun dışında özellikle taşıyıcı hastalıklar anlamında hepatit B toplumda çok yaygın taşıyıcılığı. Bu nedenle hepatit B açısından bir HBsAg dediğimiz tetkikin yapılması, tiroid hormonları açısından TSH bakılması, belki çocuklukta bir takım hastalıkların geçirilip geçirilmediğinin özellikle de kızamıkçığın kontrol edilmesi uygundur. Sadece gebe kalmadan önerdiğimiz hastalarımıza mutlaka günlük 400 mikrogram kadar folik asit kullanmaya başlamalılar. Daha sonrasında gebeliği düşünecek olursak, gebe hastalarımızla ilgili hep aynı uyarılarda bulunuyoruz. Testlerimiz ve gebeliğin tespit edilmesi için biraz zamana ihtiyacımız var. Onun için korunmayı kesen bir hanım, hiç olmazsa adet gecikmesi bir hafta 10 gün olduktan sonra mutlaka bir kadın doğum hekimiyle temasa geçmeli. İlk başta yapılması gereken tetkik her zaman gebeliğin var olup olmadığının tespit edilmelisidir. Bu arada kan grubu mutlaka herkeste bilinmelidir. Daha sonra gebeliğin ilk yarısında yapılması gereken testler çoğunlukla bebeğin sağlığı ile ilgili testlerdir. Bunlar haftalarına göre 11-14 haftalar arasında ikili tarama testleri, daha sonra 16-19 haftalar arasında da üçlü veya dörtlü testleri yapıyoruz. Bunların hepsini mutlaka hastanın kendi genel durumuna göre yapıyoruz. Çok standart söylemek herkes için mümkün değil. Çünkü gebe annenin yaşı, geçirdiği hastalıklar, mevcut durumu ve bizim bazen ultrason yaparken tespit ettiğimiz sorunlarda yapacağımız testlerin şeklini değiştirebiliyor. Bu testlerin hiçbiri %100 bebeğin sağlıklı olup olmadığını göstermiyor ama bize bir fikir veriyor. Daha sonra biz de gebeliğin seyri sırasında bebekle ilgili daha iyi bilgi edinebilmek için farklı testlere başvuruyoruz. 18 ve 23 haftalar arasında ileri düzey ultrason tetkiki mutlaka istiyoruz hastalarımızdan. Genellikle bunu da perinatolog dediğimiz kadın hastalıkları ve doğum uzmanları arasında riskli gebeler ve riskli gebelikle uğraşan hekim arkadaşlarımız yapıyorlar. Eğer bir sorun yoksa bu testlerle de ilgili, daha sonrasında ilk yaptığımız 24-28 haftalar arasında şeker yükleme testiyle yolumuza devam ediyoruz. Bilindiği gibi test birçok anlamda çok tartışılan bir test ama dünyanın her yerinde yapılması mutlaka öneriliyor. Çünkü maalesef toplumumuzda ve bütün dünyada diyabet çok sık görülen bir problem. Gebelerde de en büyük sorunumuz maalesef fazla alınan kilolar. Bu arada kilolardan bahsetmişken biraz diyete de değinelim. Genellikle gebe hastalarımız bize ne yiyelim diye soruyorlar. Çoğunlukla hepimiz aman ne olur yemeyin diye yanıt veriyoruz. Çünkü sağlıklı bir beslenme bildiğiniz gibi mümkün olduğu kadar karbonhidrattan az, tuzdan az, daha çok yeşillikli, meyveli, sebzeli bir beslenme ama mutlaka kontrollü bir beslenme olmalı. Mümkünse en azından haftada 2-3 kere yarım saat 45 dakika yürümeye çalışmak. Bundan sonraki etapta dediğim gibi gebeliğin ikinci yarısında şeker testleri ve ondan sonra da doğuma kadar hastalarımızı kan sayımları ve idrar tahlilleri yaparak doğuma kadar takip ediyoruz. Tabii doğum bildiğiniz gibi daha ayrı, takibi daha farklı devam eden bir süreç. Gelen sorular arasında gebelikte ilaç kullanımı ile ilgili bazı sorular var. Gebeleri de aynı yeni doğan bebekler gibi düşünün. Yeni doğan bebeklerin de bir takım sorunları olduğunda onlara da aslında ilaç kullanıyoruz uygun dozlarda. Aynı şey gebeler için de geçerli. Gebeler de uygun ağrı kesicileri, antibiyotikleri, uygun ilaçları rahatlıkla kullanabilirler. Bu nedenle gebenin
gebeliği dışında herhangi bir problemi varsa, örneğin burun akıntısı, öksürüğü, üst solunum yolu enfeksiyonu gibi, diyoruz ki mutlaka bir uygun branş hekimiyle görüşün. O size bir reçete düzenlesin. Gerekirse biz o reçeteyi sizin kullanabileceğiniz, sizin alabileceğiniz şekilde düzene sokalım. Yine buradaki sorulardan devam edeyim. İlaç kullanımı ile ilgili, antidepresanlarla ilgili bir soru var. Antidepresanlar dünyada ve Türkiye'de özellikle son yıllarda çok yoğun kullanılıyor ve son dönem kullanılan antidepresanların gebelerde, gebelikte ve bebekler açısından çok da ciddi sorunları olmadığı ifade ediliyor. Ama ilaçlarla ilgili her zaman şu soru işareti mutlaka var. İnsanlar üzerinde böyle bir deney yapamadığınız için ilaçların da %100 zararlı olup olmadığını bilmiyorsunuz. Ama ne olursa olsun konuya hep şöyle yaklaşıyoruz. Her zaman önemli olan annenin sağlığıdır. Anne sağlıklı olursa bebeğini de sağlıklı büyütür diye düşünüyoruz. Bu nedenle eğer bir antidepresan kullanımı gerekiyorsa mutlaka kullanılmalıdır diye not düşüyoruz hastalarımıza. Genelde gebelerin endişe ettikleri bazı konu başlıkları var. Son olarak onlardan bahsedelim. Birincisi, sorunsuz bir gebelikte gebeliğin son bir ayına kadar cinsel ilişkinin herhangi bir sıkıntısı yoktur. Ama hastanın kanaması, herhangi bir düşük riski varsa o zaman mutlaka bu konuda bazı uyarılarımız oluyor. Onun dışında yenilen, içilen, özellikle içtiğimiz çaylar, kahveler, bitki çayları ile ilgili bazı sorular alıyoruz. Şimdi düşüğü arttırdığı bilinen herhangi bir bitkisel çay yok. Ada çayı, ıhlamur vesaire, bunların hepsi gün içerisinde 1-2 bardak rahatlıkla tüketilebilirler. İşte bazen maydanozla ilgili soruluyor. Bu sorular geldiğinde de genellikle hep aynı yanıtları veriyoruz hastalarımıza. İş bu kadar basit olsa o zaman gebelik dışındaki dönemlerde de pek korunmaya gerek kalmaz. O zaman biz ada çayı içip, ıhlamur içip, biraz da maydanoz yiyerek istenmeyen gebelikleri de sonlandırabiliriz. Onun için böyle bir bilgimiz yok. Gebelerimiz bu anlamda rahat olabilirler. Kahve ve çay konusunda da sadece problem olan çoğunlukla kafeinli çok yoğun olan içeceklerdir. Günde 1-2 tane kahve çok yoğun olmadığı sürece rahatlıkla tüketilebilir. Bunun dışında ilaç kullanımları ile ilgili konuşmuştuk. Hekimlerin önerdiği herhangi bir ilaç rahatlıkla gebeliğin her aşamasında kullanılabilir. Sadece ilk 3 ay içerisinde bu konuda biraz daha dikkatli olmak gerekir bebeğin organ gelişimi açısından. Bunun dışındaki alışveriş merkezlerinde ve havaalanlarında kullanılan X-ray cihazlarının da herhangi bir sıkıntısı olmadığına dair yayınlar var. Zaten onlara biz X-ray diyoruz ama hiçbirinde radyoaktivite yok aslında. Onun için rahatlıkla geçilebilir. Herhangi bir sıkıntı, bir olumsuzluk oluşturmayacaktır.